Şimdi biz çocuktuk, sütler sokakta satılırdı. Sütçü derdi, gelirdi, bir güğümlerle süt satardı, giderdi. Ve kaynatılırdı biz, onlar. Evet, biz okulda o zamanlar şunu öğrenirdik. Yani bu sokaktan alınan sütler de aslında çok da doğru değil. Bunlara mikroplu olabilir, şöyle ve iyi kaynatın, işte iyi bakın falan derdi. Sonra nihayet kutu sütlere, şişe sütlere geçtik. Dedik ki oh tamam, mikroplardan kurtulduk, biz rahatladık dedik. Şimdi bugün siz diyorsunuz ki hadi geri dönün. Bu kutularda, şişelerde olan ve bozulmaktan bozulmayan sütler sizin için sağlığınıza zararlı. Evet, aynen öyle diyoruz. Bozulmayan sütler, bozulmayan yoğurtlar, ekşimeyen yoğurtlar, bozulmayan her ne varsa. Bunu yeni jenerasyon bize göre bilmiyor. Çünkü çocukların yaşları küçük olduğu için bu dönemde büyüdüler. Neyin nasıl bozulması gerektiği konusunda bir fikirleri yok. Bir sütün açsanız bile bir ay bozulmadan kalabilmesi, bir yoğurdun aynen yaptım, 3 ay evde hiçbir şey olmadan kalabilmesi, arkadaşlarımın önünde açtım, garanti görsünler diye ne olduğunu. Bunların böyle olmadığı konusunda bir fikirleri yok. Ama biz geçiş jenerasyonuyuz. Biz bir tavuğun 2,5 saatten aşağı pişmeyeceğini biliyoruz. 25-30 dakikada bir tavuğun nasıl pişer haline geldiğini endüstri açıklayamıyor ya da açıklamak istemiyor. Bu günlük denilen şeyin üzerinde baktım. 4 günlük şeyi var, miadı var. Yani günlük süt dediğiniz, eskiden biliyorsunuz o gün bir aldınız, almadınız. Ertesi gün o pastörize denilen süt bile ekşiyordu. O zaman kaymaklıydı da aynı zamanda. Bir de o var. Şimdi kaymağı da yok. Şimdi bizdekilerimizin aklına şu gelebilir. Tamam. Bunun içindeki mikroplar ölüyormuş. Ama ben artık köy yerinde yaşamıyorum ki. Nerede o zamanki tavuklar? Nerede o zaman ineğin kendinden süt? Nasıl bulacağım? O zaman bakın, bu eğer arz olursa, mutlaka yani talep olursa pardon, arz da o zaman olacaktır. Yani biz niye efendim bir sütü mandıralardan alıp da şehre kadar bunları şey yapamıyoruz, getiremiyoruz? Getiremez miyiz? Yani getirenler var. Niye bunu organize bir şekilde yapmıyoruz? Çünkü bunun raf ömrü var, ötekinin raf ömrü yok. Ticari hayatta raf ömrü olmayan gıdaları da şey yapamazsınız, rekabet edemezsiniz. Küçük üreticinin yapacağı iştir şey. Küçük üreticilerin hepsini... Bunu da özellikle aklınızda tutun. Raf ömrünün uzun olması gerekiyor tabii, endüstri için. Tabii, yiyeceklerin raf ömrü ne kadar uzunsa sizin raf ömrünüz de o kadar azalıyor. Batı bilimi ne der bilmiyorum. Pek aramız yoktur. Ama İş gıdaya geldiği zaman olayın şekli değişiyor. Bir şeyin bozulmaması demek mikrobunun ölmesi anlamı değil. İçinde mikrop üreyememesi anlamına geliyor. Anlattım size, yediğiniz şey sonuçta buradaki bakteriyi beslemek zorunda. Bunun içinde üreyemiyorsa mikrop, bu bakteri onu aldığı zaman nasıl üreyebilir? Üreyemiyor. Üreyemeyince dengeler değişmeye başlıyor. Bu bugün için süt, yoğurt, homojenize, UHT başta olmak üzere. Bütün diğer ürünlerde de söz konusu. Ürünlerin rafinasyonu demek, ürünün içerisinde bulunan şeylerin saflaştırılması demek. Buğdayın ruşeymi alınıyor. Çünkü ruşeym buğdayın içerisinde acımaya neden oluyor diye endüstri onu ayrıştırıp ayrıca kozmetikçilere satıyor. Size dolgu maddesini yedirtmeye başlıyorlar ekmek olarak. Ruşeym dediğinizin içeriği bu floreyi ilgilendiriyor. Çünkü ekmeğin içerisindeki nişasta ne varsa onlar zaten buradan emiliyor. Önemli olan buraya saflaştırılmamış bütünüyle erişebilmesi. Enformasyon, ne yapılacağı, alınan emilen şeyin, vücuda geçenin ne olacağını kalın bağırsak bildiriyor ve bunu flora yapıyor. O sizin çünkü topraklarınız. O toprakları besleyemezseniz kaybedersiniz. O toprakları besleyemezseniz bir daha işinde bir şey yürüyemeyecek. Bunu bilin. Ve bu sistemik hale geldi. Bundan 15 yıl öncesinde, 20 yıl öncesinde 2 saatte pişen tavuklar 25 dakikada pişebiliyorsa eğer, ekmek artık ekmek değilse, süt artık süt değilse, yoğurt artık yoğurt değilse sizin yiyecek neyiniz kaldı? 3-5 tane yeşillik domates. Önemli mi? Önemli. Mevsiminde. Çünkü bu flora sizi her zaman adapte ediyor. Bu zamana da bağlı adapte ediyor. Siz mevcut olduğunuz yörenin insanısınız. Şehirlere geldik, şehirlerin içinde binalara kapandık. Topraklar orada kaldı. Her yıl bir iki kere gidersek belki aynı şeye tekrar maruz kalıp tekrar dirilebiliyoruz. Ama bunu yapmazsak burada kararıp kuruyacağız. Bunu biliniz.
Toprakların beslenmesi gerekiyor. Bu beslenme taze, mikropların parçalayabileceği gıdalarla olmak zorunda. Bir kek bir yıl açılsa bile raflarda kalabiliyorsa bu demektir ki bunda mantar bile üreyemiyor. Ve biz çocuklarımıza bunu yediriyoruz. Bunun içindeki mısır şurubu ayrı, bunun içerisindeki rafine edilmiş bütün ürünler ayrı. Çünkü endüstrinin derdi bozulmaması. Bir kere bakkala yollayayım diyor, bir daha iki ay, üç ay uğramayayım. Aynı şey marketler için de geçerlidir. Siz bu kalın bağırsak florasını besleyemezseniz sizin sağlığınız olmayacak. Ahmet Aydın Hoca aynı şeyi söylüyor. Bakış açısına göre ben size bir yorum veriyorum. Bu yorum doğunun yorumudur, bunu biliniz. Batı bilimi bu yorumu yapamıyor. Genine, mikrobun içerisindeki proteine, yok hücresinin bilmem nesine bakarak bu yorumu verebilmeleri mümkün değil. Bu coğrafyadan gidiyor. O yüzden ara bir buradan alırlar, bilim adamlarını götürürler. Orada kendi sistemlerinde yeni bir şey bulabilsinler diye oturturlar. Eğer size getiren adamın yakından tanıyorsanız, eskiden beri bir ünsiyetiniz varsa, hayvanlarına iyi baktığını biliyorsanız açık süt almanızda bir zarar yok. Bir taşım kaynatmak şartıyla. Ama mesele UHT süte gelince durum değişiyor. Çünkü homojenizasyon üstüne sütü 145 dereceye, 140 dereceye çıkartıyorlar. Süt 140 dereceye çıkamaz. Su bazlı bir sistem. Bunu yapabilmek için aynen düdüklü tencere prensi gibi bir ayrı basınç uyguluyorlar. Ve bu ayrı uygulanan basınç sıcaklığın verdiği enerjiyi karşıladığı için proteinler kullanılamaz forma dönüşüyor. Yani bir kağıdı buruşturuyorsunuz. Bir daha açıp okuyamazsınız içini. Ve bu alındığı zaman artık bunun içerisinde bakteri üreyemiyor. Bunu ekşiyemiyor. Nedeni bunların kullanabilecekleri yapı taşı, faydalı unsur artık içerisinde yok. Ve biz bunu çocuklarımıza içiriyoruz. Hem de hijyen niyetine içiriyoruz. Yok böyle bir kavram. Bir de zorla içiriyoruz. Yoğurt yapmayı hedeflerseniz. UHT sütten yoğurt bu nedenle tutturulamıyor. Bunu bütün ev hanımları zaten biliyor. Fakat ısrarla endüstri bu sütün sağlıklı olduğunu iddia ederek çocuklara içirilmesini öneriyor. Bu tamamen yanlış. Yanlıştan öte bu bir suçtur. Buradan bir suç duyurusunda bulunduk. Dedik ki UHT sütü çocuklara içirmek bir suçtur dediniz. Büyüklere de içirmek. Endüstride kullanılan mayalar Hollanda'dan getiriliyor efendim. Hollanda'da bu iş için özel yaptırılmış olan mayalar. Çünkü bunlar set yoğurt imalatında kullanılıyor. Sizin yapmanız gereken efendim köylerden bir tanesinden bir avuç yoğurt getirtmek. Çünkü maya yereldir arkadaşlar. Az evvel söyledim. Toprağınızın insanısınız. O mayayı kullanmak zorundasınız. Yurt dışından Hollanda'da üretilmiş, hele hele nasıl üretildiğini de bilmemize rağmen açıklamayacağımız mayaların kullanılması doğru değildir. Maya yereldir. Karadeniz yaylalarında köylüler yoğurdun yapımını sütün içerisine bir çimdik toprak atarak sağlarlar. Aa, elbette. Toprak atarlar. Elbette. Siz toprağın çıktısısınız, ürünüsünüz, dostu olmak zorundasınız. İçinizdeki topraklar bağırsaklarınızın içeriğidir. Dışınızdaki topraklar sizin ektiğiniz, biçtiğiniz tarlalarınızdır. Ama o yöreye özeldir bunlar. Orada kalmak zorundasınız. Nereliyseniz floranız oradan geliyormuş. Bugün onu öğrendik. Ve gerçekten nasıl oluyor da 2,5 saat pişen tavuk yarım saatte hazır hale geliyor? Nasıl olduğunu iki şekilde açıklamak mümkün. Endüstri bu konuda daha önce birkaç kere söylememize rağmen herhangi bir açıklama yapmadı. Çünkü bir tavuğun pişme süresinin bu kadar ciddi bir şekilde kısaltılabilmesi doğa dışı bir durum. Bu böyle bir şey olamaz. Yani bu insan ömrünün bir anda 250 yıla çıkması gibi bir şey.